Nasılsınız arkadaşlar? Umarım iyisiniz. Bu arada bu çok güzel içecektir ha. Para da almıyorum, reklam da yapmıyorum ama kahveli tatlıdır ve güzeldir. Bedava reklam yapıyorum anasını satayım. Her şeyi zaten bedava yapıyoruz. You know what I mean? Fuck it. Ama güzeldir ben. Neyse. Arkadaşlar, biraz ara veriyorum, verdim, biraz ara verdim. YouTube'dan, sosyal medyadan bazı insanlar çok sevindi, bazı insanlara çok hoşuna gitti. Birkaç kişi de üzüldü. Ama şunu diyeyim, sosyal medyadan, benim için sosyal medya sadece bir sanal bir hayattır, gerçek değil. Yani benim için, ben gerçek sevgi de yoktur sosyal medyada. Seni bir gün seven insan, ertesi gün bir şey dersin, artık seni sevmez. Çünkü zaten sevmiyordu, baştan beri. Yani gerçek nefret de yoktur. İnsan seni hiç tanımadığı insan seni nasıl nefret edebilir? Hepsi her şey yapma, her şey fake. Lazım mıydı ara vereyim kendime? Lazım mıydı? Son birkaç yıllar kendimi yıpranmış hissediyorum. Gereksiz insanlarla uğraştım. Gereksiz şeyler. Sadece sosyal medya değil, gerçek hayatta da. Bazı hamleler yaptım. İyi mi oldu, kötü mü oldu bilmiyorum. Mesela ben geldim geri Kıbrıs'a. Çok şükür bütün borçlarımı temizledim. İlk birkaç ay güzeldi Kıbrıs. Aileyle inan. Ama ondan sonra bakıyorum ki bu adada sadece her şey cepten gidiyor. İş yerim vardır. Kaç yüz bin dolarlık iş yerim vardır ama... Bazı ay kendi kendini döndürüyor, bazı ay döndürmüyor, takviye veriyorum cepten. Tadı duzu hiçbir şeyin kalmadı. Konuştum ailemle, tekrardan sıfırdan başlasak İngiltere'de. Şimdi o taraftan değil. İstemiyor İngiltere'ye gitsin. Ben de istemiyorum Kıbrıs'ta kalayım. Ve... Böyle bir yere geldik artık ki bu kararlar, şu vereceğim kararlar bu gelecek ayların içinde benim hayatım için çok önemlidir. Yani kimisi biliyor ne kadar fedakarlık yaptım yani dostlar için. Akrabalar için, özellikle ailem için. Son ama kendim için hiç bir şey yapmadım. Mutsuz olduğumda hiç kimsenin umurunda değil sanki. Ve başkalarını benden, kendimden daha çok sevdim ki o büyük bir yanlıştı. Artık lazımdır kendim için de yaşayayım. Ve bilmiyorum. Tam nedir olay, bu işin sonu nasıl olacak ama ben yani hazırım bir yeni bir sayfa döneyim, çevireyim. Yani tabii ki her şey görüldüğü gibi değil. Hiçbir şey görüldüğü gibi değil. İnsan ne çekerse kendi bilir ve ailesinin içindekileri insanlar bilir. Ama
Zaten Kıbrıs'a geldim geleli enerjim çok düşüktür. Bir türlü motivasyon yapamıyorum çünkü kendimi. Çünkü yani ben 10 kat 11 kat aldıktan sonra buraya burada çerez için istemem yaşayayım. Mesela İngiltere'de her hafta bir şey koyabilirim kenara ve biriktiririm ve yatırabilirim ama Kıbrıs'ta insanın derdi sadece ay gelsin da elektriğini ödeyebilsin, ayın sonu gelsin da kirasını ödesin. Geç, benim de kira sıkıntısı yok, ayrı mesele de. Ve yani evet işlerin kirası vardır. Yani sadece geçinmektir ve karnı tok tutmaktır burada. Yurt dışında öyle değil. Yurt dışında ne kadar çalışırsan o kadar bir köşeye koyabilirsin. Biriktirebilirsin. Yatırabilirsin. Başka bir yere yatırabilirsin. Para yatırabilirsin. Para yapabilirsin. Bunda bir insan telefon alacak. Cep telefonu alacak. Bir yıl taksit, 2 yıl, 3 yıl taksitle alıyor. Bir siktir bok telefonu. İngiltere'de ben 1-2 günün içinde çalışayım, alırım çıkarırım o telefonu. Yani burada işte diyeceğim bana para her şey değil. Evet, para her şey değil. Ama her şey para ister. Para her şey değil ama her şey para inandır anasını satayım. Beleş ne var ki bu dünyada? Yarın öbür gün hükümet bizden para isteyecek. Sırf oksijen nefes alıyoruz diye para isteyecek. Sırf havadan nefes aldığımız için para isteyecekler. Bak gör. Maskelerimizi yüzümüzün içine. Yok oraya buraya, yok aşı maşı yok. Ne ama girmeyin bile o konulara. Çünkü yine YouTube bana ceza keser. Başka bir platformda lazım konuşayım. Çünkü çok değişiklerim, çok şeyler vardır. Özellikle son zamanlarda geçen gün bir arkadaş aşı oldu. Bir arkadaşımın işçisi, elemanı. Kalp krizi geçirdi aşıdan sonra ve kalbine problemler verdi. Damarlarına falan filan ve Türkiye'ye uçurttular kendini. Yoğun bakım aşıdan sonra. Ama sıkıntı yok bro. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Biz halledeceğiz. Biz halledeceğiz. Gerekirse her şeyi tekrar sıfırdan başlarım. Her şey. Her şeyi sıfırdan başlarım. Yeni bir hayat, yeni bir sosyal medya, yeni bir her şey. Her şeyi tekrar sıfırdan başlarım. En azından tecrübeyle başlarsın. Hayat böyle. Neyse siz nasılsınız? Nasıl gidiyor sizinle? Her şey yolunda mı? Benim size de bir soru sorayım. Çünkü bu zamanlarda konuşamıyoruz. Bu zamanlarda kendi kendimle vakit geçiriyorum. Tamam gece arkadaşlarımla çıkarım. Hesapta sosyalleşirim ama yani çok şükür istediğimi yiyip içebilirim. Sıkıntı yok o konuda. Ama beni tatmin etmiyor ya. Tadı duzu yok buralarda artık. Hiçbir şeyin tadı kalmadı. Hiçbir şeyin tadı kalmadı ya. Vallahi. Kim bizi kaçabilirse Kıbrıs'tan kaçsınlar. Gerçekten kaçsınlar. Kaçsınlar.
gitsinler, zorluk çeksinler. Benim gibi bir küçük odada kiralı kalsınlar, köpek gibi çalışsınlar ve hayatın değerini anlasınlar. Ondan sonra güçlü olursun, ondan sonra yukarı çıkabilirsin. Kıbrıs'a birçok insanlar şımarıktır. Şımarıktır. Anaları, babaları, onların dedelerinden, torpilden dolayı devlete işe girdiler memur olarak. Bütün gün kahve içerler. Taksili Mercedes'cik sürerler. Çocukları onlardan daha tembel. Hiç istemezler iş yapsınlar. Yazın bile istemezler garsonluk yapsınlar. Çünkü kendilerini çok büyük zannediyorlar. Anneleri babaları sırf kaçmasın ülkeden de ezilmesinler diye çocuklarına da Mercedes'cik alırlar. Nere taksi lan? Ve boş boş yatırım yaparlar ve bir daha parasızlık çekerler. Bir de derler Mercedes'im vardır ama benzin param yoktur koyum içine. Geçen gün çocuk vardı. En son model iPhone'u kullanır ama kontör yoktur telefonunda, birini arasın. Besleme ülke olunca böyle olur. Kendi şeyini çıkaramayınca ve oturup da oracıkta memur maaşı yiyince sırf siyasi torpillerden dolayı bedava para kazın alıyorsun. Evlerini zaten bedava verdi sana hükümet. Rumlardan kalmalı bedava arsalar. Bu insanlar işin, hayatın anlamını bilmezler. Bu insanlar bilmezler hayat ne kadar zor olduğunu. Hayat istersen bile senin ne kadar zor olduğunu, git yurt dışına. Git yurt dışına. En azından adam olursun. En azından para yaparsın. En azından paranın idaresini de bilirsin. Çünkü bu da paranın idareni de bilmezler. Bunlar hep lükslerine düşkündür. Hep lüks. Ama dediğim gibi yeni Mercedes benzin parası yok. Yeni son model iPhone kontür parası yok. Şapatülli gibi gezerler ortalıkta. Oh man. Neyse. Bu kadar yeter ya. Bu kadar yeter konuşma. Peace out.